Bu videoda günlük konuşmalarda sıkça kullanabileceğiniz birkaç kalıp öğreneceğiz ve bu videonun sonunda siz de bu ifadeleri kolaylıkla kullanabileceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. I've been working all day without a break. I'm starving. Me too. Let's grab a bite before the next meeting starts. Great idea. There's a cafe nearby. We can be back in 15 minutes. I've been working all day without a break. I'm starving. Me too. Let's grab a bite before the next meeting starts. Great idea. There's a cafe nearby. We can be back in 15 minutes. I'm starving ifadesi I'm hungry yani açım demenin çok daha güçlü bir yoludur. Starving kelimesi çok aç ya da açlıktan ölmek anlamına gelir. Bu bir abartı ifadesidir. Yani aslında ölümcül bir açlıktan bahsetmiyoruz. Sadece çok acıktığımızı vurguluyoruz. Gelin birkaç örnek cümleye bakalım. I didn't eat lunch today. I'm starving. Bugün öğle yemeği yemedim, açlıktan ölüyorum. After our long hike, we were all starving. Uzun yürüyüşümüzden sonra hepimiz açlıktan ölüyorduk. Let's grab a bite ifadesi hızlıca bir şeyler yemek, bir şeyler atıştırmak istediğinizi söylemenin yaygın bir yoludur. Grab kelimesi kapmak anlamına gelir. A bite ise bir lokma demektir. Bu ifadeyi özellikle çok vakit olmadığında ya da resmi olmayan bir yemek planı önerirken kullanabilirsiniz. Gelin birkaç örnek cümleye bakalım. We only have 30 minutes. Let's grab a bite before the movie starts. Sadece 30 dakikamız var. Film başlamadan bir şeyler atıştıralım. I'm starving. Let's grab a bite at that new burger place. Açlıktan ölüyorum. Şu yeni hamburgercide bir şeyler yiyelim. Bu bölümde shadowing yani gölgeleme tekniğiyle dinleme ve konuşma yeteneğinizi geliştireceğiz. Önce ben size öğrendiğimiz ifadenin içinde geçtiği bir cümle okuyacağım. Siz de bu esnada dikkatle dinleyip Arka plan siyaha döndüğünde ve megafonu gördüğünüzde cümleyi yüksek sesle tekrar edeceksiniz. Başlıyoruz. I'm starving. I haven't eaten all day. Açlıktan ölüyorum. Tüm gün hiçbir şey yemedim. I'm starving. Let's find a restaurant. Açlıktan ölüyorum. Hadi bir restoran bulalım. Let's grab a bite after work. İşten sonra bir şeyler atıştıralım. We have time before the meeting. Let's grab a bite. Toplantıdan önce zamanımız var. Bir şeyler atıştıralım. Şimdi öğrendiğimiz ifadeleri kullanarak bir çeviri yapalım. Size Türkçe bir cümle vereceğim ve sizden bu cümleyi İngilizce olarak ifade etmenizi istiyor olacağım. İşinizi kolaylaştırmak için sizlere birkaç ipucu vereceğim. Açlıktan ölüyorum. Hadi bir şeyler atıştıralım. Bu cümleyi İngilizce'de nasıl derdiniz? I'm starving. Let's grab a bite. Film başlamadan önce bir şeyler atıştıralım mı? Shall we grab a bite before the movie starts? Çok acıktım. Hemen bir şeyler yemem lazım. I'm starving. I need to grab a bite right away. Ya da I'm starving. I need to eat something right away. Tebrikler. Artık bu kalıpları günlük konuşmalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu seriyi faydalı bulduysanız ve bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.